Selamlar, ben Semih. Bugün Kraliyet Turnuvası'nı oynayacağız ve size mükemmel bir deste göstereceğim. Destemiz bu deste. Daha önce bu deste kupada karşımıza gelmişti ama ani ölümde gerçekten çok daha güçlü. Çok basit de bir stratejisi var, size de anlatacağım. 12 galibiyeti kesinlikle geçebilirsiniz bu taktikle. Öncelikle atacaktan koyuyorsunuz. Tabi rakip böyle kart koyabilir. Ardından sağına köşeye ejder bırakıyorsunuz. Baskı yapmak için özellikle kullandım. Ya aslında taktik böyle tek tük yapılmaz ama bu destenin mantığı arkadan başlayıp kart biriktirmek. İlginç bir kasırga, tersten bastıralım. Dondurma. Elektron ölmesi lazım, kasırga da attım. Destemizin tek eksisi zaten küçük büyüsün olmaması, bu yüzden fıçıya karşı biraz zayıf kalıyoruz. Ama sıkıntı değil, kartlarımızı tekrardan toparlamaya çalışalım. Bu ani ölüm mücadelesinin en iyi iki deste, balon ve mezarlık desteleri. Bu destemizi hem balonu anti hem de mezarlığa. O cellat beni çok rahatsız ediyor, sağ taraftan saldıracağım. Kartlarımız birikti. Daha büyük atak yapmak için birkaç hasarı göze alabiliriz bence. Evet, sanıyorum maç burada bitti. Cellat'ın çıkardığı için sol tarafta, ben de sağdan saldırdım. Havel karşı zayıf kaldı. Geçelim ikinci maçımıza. Evet, ikinci maçımızda karşımızda bir Türk var, Deniz Alp. Yine arkadan atak başlatıyorum. Yanına ejder. Sanıyorum benim oynadığım mezarlık destesini oynuyor. Zaten zehir atacak, mezarlıkla agresif oynayabilirim. Çok da zarara geçmiyoruz. Kasırga. Ben şunu biliyorum ki benim destem, şu anki rakibin kullandığı deste anti. Sabırla oynayacağım. Cehennem ejderim var, korumalarım var. Zehirini de çıkardı. Elle tutması gerekiyordu zehri. Mezarlığı basacağım, yapacak bir şey yok. Özellik. Zehirini zar zor döndürdü ve doğru olanı yapıp attı. Atak başlatmaya devam. Derken maçı bıraktı. Deniz Alp moralini hiç bozmasın. Ben gerçekten antiyim. Evet, geldik 3. maçımıza. Bu videonun 2. bölümünü çekmeye çalışacağım. Orada ilk 50'ye girersem dünyada binlerce insan canlı izleyecek. Güzel bir kasırga. Doğru zamanda atmak gerekiyor birinciyi hiç vurdurtmamak için. Bu turnuvada nedense çok fazla 2.6 oynayan var. Topu çok garip bir yerde çıkardı. Dondurmayı birazcık geç atmış olabiliriz. Sıkıntı yok, baştan atak başlatıyorum. Olabildiğince de kolay bir şekilde göstermeye çalışıyorum yaptığım hamleleri. Kasırgada çekmeyeyim diye buz golemi attı. Gene şöyle yandan bir ejder sıkıştıralım. Ejderi köşeden atmak gerçekten çok önemli. Ortalamanın üstünde bir oyuncu olduğu çok belli. Beni döngü dışı bırakıyor. Gelecek hamlemi tahmin ediyor. Şöyle dondurma atalım. Evet, çok riskli bir hareketti. Keşke yapmasaydık. Bazen böyle cehennem ejderi kuleye kenetleniyor. Bedavadan maçı kazanırız. Öyle bir şansım vereyim dedim. Güzel. Atıcıyı da bu yüzden atmıştım. Sağdan bir atak başlatalım. Atıcı olmak zorunda değil atak başlatmak için.
Bu adama da Bizantiyiz. Destemiz gerçekten çok güzel. İskeletler vuruyor. Bir tane mezarlık dondurma yapsam zaten maç bitti. Bayağı hızlı kazanıyoruz yani. Dünyada ilk 50'ye girebiliriz bence. Bazı arkadaşlar baştan sona turnuvayı oynamamı istiyor. Onu canlı yayınlarda yaparız. Ama bu şekilde iki parti yaparak dünyada ilk 50'ye girmeye çalışacağım. Evet, karşımızda Mamoe var. Atıcıyla başlıyorum. Hepinizin bu galibiyetle çıkabilmesi için basit bir şekilde oynamaya çalışıyorum göstererek. Öyle karışık taktikler yapmıyorum. Kuleye vurmasın Kara Prens. Kasırga çekeceğim içine büyücüyü. Sağ taraftan çok fena geliyoruz. Tersten 10. balon bas. Evet, iksir yok. O ağlama emojisi ne yaptı bilmiyorum. Sanırım rakibi yakaladık burada. Bir mezak daha gerekecek galiba, evet. Ve solda cehennem ejderimiz varmış. Hiç oraya bakmıyordum. Ve sıradaki maçımız, turnuvada çok hızlı ilerliyoruz. Yavru ejderle başladım, zaten deste de çok bir olduğu için. Çok opsiyonlu bir deste değil. Keşke burada bir yıldırım mı olsaydı. Dondurmayı kullanacağım çünkü özelliği kullanacak. Rakip de bizim gibi kart biriktirme mantıklı bir desteği oynuyor. Elektro ejderi çıkmışken saldırıyorum. Dondurmam da var. Evet, elektro ejderi döndü maalesef. Çok agresif oynadık. Biraz sıkıntıdayız. Sanırım günü kurtarmayı başardık. Böyle bir destek beklemiyordum açıkçası. Neyse, defans kurmaya devam etmeliyiz. Derken mükemmel bir iksir golemi attı. Evet, kaybettik. Maçın adamı elektro ejderi. Belki daha iyi oynayabilirdim. Ama kaybetmek de oyunun bir parçası. İlk mağlubiyetimizi aldık turnuvadaki. Evet, karşımızda Marcos var. Atıcımız yok, arkadan atak başlatıyorum. Önden oynamayın, arkadan oynayın bu desteyle. Aslında desteler biraz daha defansif ve agresif deste olarak ayrılıyor. Kart toparlayarak çıkmanız gereken desteler var. Köprüde oynamanız gereken desteler var. Ama bu destenin türü kesinlikle toparlayarak çıkma. Anakuleme çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Birazcık riskli bir operasyon. Evet, başarıyla çektik. Bazen çekilmiyor balon. Kulenizi alıyor direkt. Soldan bir atak başlattım. Tamam, sağ tarafa oynayalım. 5 iksir kullandı arkadan atıcıyla. Cehennem ejderim zaten oraya alır. Özellik kullanacağım. Yere basan başka kart yok. Bir tane mezarlık dondurma lazım. Balon geldi ama destemiz balona karşı gerçekten güçlü. Kasırgamız var, yavru ejderimiz var, cehennem ejderimiz var. Evet, Marcos sinirli arkadaşlar. Bir de bu kraliyet turnuvasının şöyle bir artısı var. 500 taşlık ödülü aldığınızda taşınızı verebileceğiniz en güzel yerdir.
15 galibiyeti geçtiyseniz kesinlikle o sandığı alın. Geldik son maçımıza. Atıcıyla başlıyorum. Çok yanlış başladı. 3x'i de bayağı bir iksir kazandım. Şöyle cehennem ejderini ortadan atacağım ki bomba kulesini yıksın. Ana kuleyi açamadık, dondurma atalım. İskeletler epey vurdu. Böyle bir turnuvada hızlı destek oynaması gerçekten riskli ve özgüvenli bir hareket bence. Bence blokçu hamlesi agresifti ama kulemize epey vurduğu için değdi bence. Gene bir hata çıkıyoruz. Hata çıkmama izin vermedi. Doğru olan hamleyi yapıyor şu an. 6 şöyle mükemmel zıpladı. Bu adam bana rahat vermeyecek. Bir de benle ters tarafa oynuyor özellikle. Keşke aynı tarafa oynasaydım. Yeni bir atak başlattık ama o saldıracak, durmayacak. Mezarlık vakti. Güzel bir dondurma. Ama tomruğunu saklıyormuş. Şu an atak başlatmaya korkuyorum diyebilirim. Cehennem ejderi vuruyor. Mükemmel. Kasırga. Çok güzel. Mezarlık vursun lütfen. Dondurma döndürüyorum şu anda. Ve kazandık. Leri'nin gücü işte. Bir tane iskelet deli gibi vurdu ve maçı kazandık. Böyle adrenalinli bir maçtan sonra videoyu bitirelim. 18 galibiyetliyiz. 3 maç yensem ilk 50'ye gidiyorum ama burada bitireceğiz dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.